Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İhtiyarın sahası, ihtiyar. Şecer-i hilkat haritasının hayaline getir. Lef-i mahfuzdan aşağıya tasarrufu ihtiyara ait. İradenin sahası, arş-ı azamdan aşağısı. Yani ihtiyar iradeyi de içine alıyor. İhtiyar lef-i mahfuzu geçemez. İnsan bedeniyle ruhunu çok ilginçtir. İrade ihtiyar için alıyor değil mi abi? İrade ihtiyar için alıyor. Ters mi söyledim? İrade ihtiyarı içine alıyor. Yani irade arş-ı azamdan başlar, lef-i mahfuzu, arşı, cenneti, her şeyi içine alır. Yani çapı başlangıç noktası, mihenk nokta arş-ı azamdır. Çünkü iradenin kaynağı Nur-u Muhammedi'dedir. İhtiyar ise lef-i mahfuzdan başlar aşağıya doğru. Şimdi başka bir şey anlatacağım. O zaman abi şöyle diyebilir miyiz? Cebrail Aleyhisselam'da bile irade yoktu. Yani şöyle, irade vardı ama iradenin derecesi var, meratibi var. İrade var. Çünkü kutsidirler. İhtiyar ise hayvanlık seviyesine aittir. İhtiyarın sahası gaybı şey yapamaz, hazıra muptelâdır. Yani mesela bu mu bu mu, şu mu şu mu, hazırda olanı tercih eden ihtiyardır. Ama Allah diyor ki Celle Celaluhu, şu haramı veya bunu terk et, ben sana gaybde olan cennette vereceğim. Başka. Allah'ın vereceği, vaat ettiği gaybidir. İstikbale ait. İrade var. Bu mevcudu, gaybda olanı kıyas edebilmek, mesela bugünkü, yani şu andakini reddediyor, gaybı tercih ediyor. Bu iradesi var demektir bu adamın. Eğer bir insan, bir kadın veya bir adam televizyonlara muptela, internetlere muptela, inandığını yaşayamıyor, inandığını, bunda inandığını yaşayamıyorsa, hazırdan çıkamıyorsa bunun iradesi pek yok. Bunu ihtiyarıyla amel ediyor. İhtiyar da hayvanlık seviyesindedir. Hayvaniyet mertebe. Yani bizim bildiğimiz dört ayaklı değil yani. Hayvaniyet yani bedenselliktir. Cismaniyettir. Hazır zamana muptelâdır. Bu çok önemli bir yapıdır. Bunu iyi bellemek lazım. İhtiyarı sözlerde, 24. sözde okudum. Hocam diyebilir yani geleceğini düşünmüyor. Geleceğini düşünememe belki düşünür. Aklını düşünür ama iradesi o kadar zayıf ki onu onaylayamıyor. Yani geleceğine uğranan. Onaylayamıyor, tercih edemiyor. Yok o kadar ceyranı. Peki, iradeyi güçlendirmek için ne yapmak lazım? İradenin yeri neresidir onu bilmek lazım. Mesela, vicdan. Ama şeyi anlatmak çalışıyorum. Bir şeyi tanıdıktan sonra onun zaaf noktaları, güçlü noktalarını o zaman bilirsin. Onu güçlendirmek için zayıf noktalarını bilmen lazım. Güçlü noktalarını bilmen lazım. İradeyi güçlendireceksin. Tamam herkes bunu iddia ediyor. Tamam. Ne yapacaksın kardeşim? Yürüyorsun ama ne bu? İradeyi tanımıyorsun ki güçlendirmeyi bilesin. İrade nerededir? Vicdan düşünün. Yarın vicdanı. Vicdanın içerisinde dört özellik var. Diş kabuktan. İrade. Zihin, his, latif ve rabbani. Bir insanın iradesi güçlü olduğunu nasıl anlarız? İbadetullah. Dolayısıyla iradesi güçlüyse ibadetullah olur, eylem olur. Eylem yapa yapa iradesi güçlü olur. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Tamam? Yani birbirini geçişlidir. İbadet yapa yapa iradesi güçlü olur. İradesi güçlü olunca ibadeti olur. Zihnin marifetullah olur.
Marifet yapanın zihni çok, kapasitesi gelişir. Hissi aktif olanın dış dünyadaki tercihi, Allah tercih eder dostunu, Allah tercih eder düşmanını. Tevil etmez. Allah'ın dinine kanaat eder. Kur'an'a, edile-i şeriyeye, kitap, sünnet, icma, kıyas. Yani Allah'ın dinine kanaat eden insanın hissi aktif olur. Hissi aktif olursa Allah'ın dinine kanaat eder. Eğer Allah'ın dinini birisi yanlış çevirdiği halde sen bunun hikmeti var dersen, senin bu tarafın darbe görmüş. Sonra Latife-i Rabbani'de Muşahadetullah olur. Muşahadetullah olan da Latife-i Rabbani güçlü olur. Latife-i Rabbani, Muşahadetullah nasıl gözükür? Yani huzuru etem olur. Huzuru tam olmasa da bile huzuru tam olur, etem olur. Huzur olur. Yani namaz kılarken Elhamdülillahi Rabbil Alemin, böyle tatlı bir hal olur, derste olur. Sakinleşir, armoni olur, kendisiyle memnun olur, kendisiyle barışık olur, kendisine kavgalı olmaz. Bu latifesinin, çanak antenin uydudan çekim yaptığını gösteriyor. Çekim yaparsa uydu, çanak anten düşünün, uydudan çekerse kabloyla televizyonda gözükür. Onun için Allah'a görmüyoruz demek, Allah'a hem iftira ediyor, hem cehaletini ilan ediyor. Oysa Allah gözükür ama biz anlayamıyoruz. Ama görmeyi şöyle zannetmişiz, kalem gibi. Buna görmeyi demiş dediğimiz için Allah gözükmez dedik ve Allah'a suyu zannettik. Oysa gözle gözüken, kulakla gözükme, görme, burunla görme, dokunmayla, bak kaşıntıyı neyle görürsünüz? El, dokunma. Kaşıntı gözle göremezsiniz. Dille, kulakla, bu zahir organlar, aklen gözükenler, vicdanen gözükenler, kalbin gördükleri, kalbin gördüğü, kokuyla vesaire. Tamam. Köpek bile bunu kokuyla görür. Gözle görmez. Kurt kokusu yoktur, gözle görür. Arkadaşlar, Latife-i Rabbani namazdayken Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'in. Böyle tatlı, böyle bir dere akar gibi akar. O Allah'ı çanak anten, Allah'ı, Allah'ın haşa anlamak için frekansına girdi, tövbe, dalga boyu girdi, televizyona taşıyor. Sen de oh, İyyâke ne'budu ve İyyâke nesta'in. Yani sana ibadet ettiğim için senden ben yardım o zaman isteme hakkına sahibim. Ya Rab, ben sana yalnız ibadet ediyorum. O zaman ben senden yardım, sırf senden yardım istiyorum. Yani İyyâke ne'budu, ben yalnız sana ibadet ediyorum. O zaman ondan isteme hakkına sahipsin. Ona yalnız ibadet etmesen, ibadet ettiğin kişilerden yardım iste. İrade ile ihtiyarı yeter herhalde. Şunu da ekleyeyim. İhtiyar aklidir. İrade vicdanidir. Bazıları der ki, o ikisi de tercihtir. Doğru. Hiçbir şey. Öğrenmek isteyeni unutmayın. Bileni biliyorsa İbrahim, takdir et. Unutma. Bilmiyorsa öğret. Bilmek istemiyorsa def et. Kur'an tabiriyle ve ariz anil cahili. Cahilden yüz çevir. Münakaşa etme. Bir alim cahille kavga etmez. O da cahil. Ve ariz anil cahilin, cahilin yüz çevireceksin. Öğrenmek isteyene çeneni yırtma, hırtlağını yırt. Öğrenmek istiyorsa çeneni patlatmak değil, hırtlağını yırt. Her şeyini ver. Öğrenmek istemiyorsa hecren cemila. Uzak dur diyor ayet. Uzak, güzel bir şekilde uzak dur. Hecren cemila, kavgalı değil. O kadar. Kapıyı kapatma. O kadar yani. Beşeri münasebetlerde kur, o kadar. Mesela bana neler diyorlar? diyor, geçiştir.
İnsan, arkadaşlar, biz bu 20 küsür oldu, Almanya'dayım. Bugün hanımlara ders yaparken Allah verdiği bir halimi söyleyeyim. Arkada ders yapıyorduk. Yani onların gelen kağıtları vesaire soruları. Bana sorsalar ki bu koca bir ay Almanya'dan ne anladın? Bize bir cümleyle hulasa eder misin? Bununla alakalı değil ama. Şimdi çamaşırı böyle çevir. Yıkanan çamaşırı. Bu tarafı da böyle çevir. Ne olur? Su akar değil mi? Sıkma yani. İlim arttıkça hayatımızdan taviz vermesek, eylem olarak, fiil olarak değişiklik olmasa, baraja ceyran girdi ilim, beden ona uygun yaşamıyorsa korkunç bir patlama yaşanır. Korkunç bir sıkıntı buradan çıkıyor. Yüklenen bilginin bedensel faaliyetsizliği. Sıkıntının adı. Yani hayatından taviz vermeyeceksin. Yaşadığın şeyleri yaşıyorsun, her gün yükleniyorsun. Keban barajından bataryaya, trafoya, ceyran yükle bir yerden harcama. Ne olur o? Patlar. Patlıyor. Bu. Kadını erkeği almaya da bu. Hayatımızdan taviz vermiyoruz ama cenneti de istiyoruz. Hayatımızda istediğimiz gibi yaşayacağız tiryaki olduğumuzu ama aklen de böyle huzur olacak. Böyle bir şey vereyim. Yani ilim yükseldikçe hayata yansıması lazım. Yansımazsa çamaşır gibi. Bak bu böyle yapıyor, bu da böyle yapıyor. Çamaşır çevirmiyor muyuz? Su akıyor değil mi? Yani hayata inmesi lazım öğrendiklerimiz. Yoksa barajdan alınan ceyran bataryayı, trafoyu patlatıyor. Sıkıntı o. Eleme dönüşmesi lazım ki topraklama olsun. Düşündüğünüz şey zannediliyor ki basit bir şeydir. Düşünebilmek için insan olmanız gerekiyor. İnsana mahsus. Düşündüğünüz şeyin içine giriyorsunuz. Unutmayın. Düşündüğünüz şeyin içine giriyorsunuz. Bu korkunç bir tespittir külliyattan. Belki de bir senelik, iki senelik hadisem bu. Çoğu isim vermeme gerek yok. Bunu mesela psikoloji kitabı yazan, bizden yana olan bazı Nurcu abilerin kardeşleri var. Bunlara dair bana telefon ediyorlar da, kardeş bunu kullanabilir miyiz? Kullan kardeşim, kullan. Kullanıyor. Düşündüğünüz şey balon gibi içine giriyorsunuz. Düşünce bedensel hayattan çıkmayı ayrı bir hayat oluşturuyor. Çok ilginçtir. Bak insan bedeniyle ruhunu, aklıyla kalbini, bak insan bedeniyle ruhunu, aklıyla kalbini, mülk ile melekutu, evvel ile ahiri, zahir ve batın isimlerinin iktizallarını bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Bu sefer sıkıntı çekiyoruz. Tanımıyoruz. Şöyle diyeyim, hep misal veririm. Tanımadığın bir yerde, tanımadığın bir insanı memnun etmek için Almanya'da ne hediye götürürsünüz? Tanımadığın bir yer, Endonezya mı, Pakistan mı, Afrika mı, efendim Sibirya mı? Tanımadığın, belli olmayan bir yerde, belli olmayan bir insanı, çocuk mu, adam mı, kadın mı, erkek mi, büyük mü, küçük mü, kısa boylu mu, uzun boylu mu, belli değil. Bak, tanımadığın bir yerde, tanımadığın bir insanı memnun etmek için bir hediye götüremezsin. Götürürsün de tahmini olur. Kendini memnun etmek istiyorsun ama kendini tanımıyorsun. Hangi şey nereye uyacak ki? Onun için bedeniyle ruhunu tanımıyor, ayırt edemiyor. Aklıyla kalbini,
melekut ile mülk ile melekutu, odun ile içindeki enerjiyi, araba ile şoförü, evvel ile ahiri, zahir ile batın isimlerini, iktizalarını bilmiyoruz. Hele hele aile kavgaların temelini çözen nedir biliyor musunuz? Çözen. İnsandaki 3 tane şahsiyeti bilmekle çözülür. İnsanda 3 tane şahsiyet olduğunu bilmeyen asla ve kata evde kavgayı durduramaz. Hiçbir yerde kavgayı kendin bile özgüvenin olmaz. İçsel çöküntüden kurtulamazsın. Evhamdan, vesveseden, panikten kurtulamazsın. Ne diyorsun ya? Evet, nedir o? Mektubatta söylüyor. 3 tane. 1. Beşeriyetin. Onun levazımatı var, özellikleri var, yapısı var. Beşeriyetimiz var. Hayır, ubudiyeti. Sonra? Üçüncüsü? Hizmetkarlı, vazifedarlı. Mesela ben uygulayayım şimdi. Siz hepiniz gittikten sonra veya beraber, ders bittikten sonra oturuyoruz, çay içiyoruz değil mi? Çıkıyoruz, gidiyoruz. Arabada seyahat ettik. Derse gittik ya Orlanda'ya. Beraber. Bu oturmamız, konuşmamız, sohbet ettik, şaka yaptık, latife yaptık değil mi? Oturduk, kahve içtik vesaire. Sohbet ettik. Bu benim beşeriyetim. Yani kişiliğim bana ait. Bunu ayırt edeceksin. Neyle? Beni bir de odada, hususi odamda Kur'an okuyorum. Kendim tetibat yapıyorum. Tamam? Bir tafsil et anlatıyorum ki karı koca münasebetlerini kullansınlar. Odamda namaz kılıyorum, tefekkür ediyorum. Kendi bir iç yapım var. Allah'a karşı bir duruşum var. Haram ve helal kavramlarım var. Yani doğrularım var, yanlışlarım var, kırmızı çizgim var. Tamam? Bu benim ubudiyetim. İkinci bir şahsiyet bu. Karıştırma. Sen arabada seyahat ettik ya, çay içtik mi? Oradaki kimliğim ve kişilikle benim özel dünyadaki ubudiyetim, tefekkürü, ruhsal yapımı karıştırma. Aynı değil. Ben kendimi gösteririm de hep. 3. Bir de şu anda kürsüdeyim. Tamam. Vazifedarlığım var. Yani bir şeyi temsil etme, bir şeyi nakletme, bir şeyi taşıma, bir şeyi ifade etme, bir şeyi uygulamasına vasıta olmak. Bu dellalı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamıdır. Bununla karıştırma. Yani evde de öyle. Tamam. Evde de insanların karı koca 3 tane şahsiyetini ayırt edersen, dersin ki, ya bu ne yaptı bu kocam veya karım? Ha, beşeriyeti hakim. Ay geliyor, Allah getiriyor, denizi çekiyor. Gidiyor bırakıyor değil mi? İşte diyeceksin ki gelgit olayları olması bunun ayı geldi. Ayı geldi bunu alıp götürüyor başka yere. Kendi içinden çıktı. Onun için herkes günde... Her gün işte ceddidi iman aleyküm bir la ilahe illallah tazeleme ihtiyaç var. Hani bu 3 şahsiyeti nazara alan der ki, nazar musamayla bakar, der ki hanımım, eşim şu anda beşeriyete hakim. Onun içsel yapısı değil ve vazifedarlık değil. Ha beşeriyetidir. O zaman kurtulur. Yoksa ne yapar biliyor musun? Bu kasten yapıyor. Biraz önce acayipti. Şuna bak ya şimdi. O zaman kurtulursun. Bu 3 şahsiyeti anlayan. Anlaya kurtulur. Anlayan. Mektubatta anlatıyordu. Hatırladınız mı? 26. mektupta. Ubudiyet anlatıyor orada. Yok. İnsanın 3 tane şahsiyeti var ya. İnsanın 3 şahsiyeti var. Sayfa 319. İnsanın mutadid şahsiyetleri olabilir. 2. mebhas. Evet. Tamam mı? Bu niçin konmuş? 26. mektubun Serhat'ın abi yazdınsa belki senin kitabı tutmaz. 26. mektup 2. mebhas. O kadar rahatlarsın ki kavganın temel çözümü bu. Çok acayip ya külliyat. Allah'ı da alemimizde zanlarımıza oturttuk, hapsettik. Yani kendimizi tanıyamadık. Yani
bedeniyle ruhunu ayırt edemeyen, aklıyla kalbini ayırt edemeyen, mülk ile melekutu ayırt edemeyen, evvel, ahir, zahir ve batın isimlerini ayırt edemeyen insan, Allah'ı da alemimizde oturtuyoruz, Allah'a bir çerçeve sunuyoruz. Oraya Allah hapsediyoruz, zanlarımıza hapsettik Allah'ı. Allah'ı zannımıza göre hükmediyoruz. Peki nasıl kurtuluruz zanlarımızdan? İbrahim 5. remiz. 30. lema, 5. mesele, hay, ferdun hayun kayyumun hakemun addun, hakemun addu kudus. Hay bahsinde, 5. remizde diyor ki, hayatını ne kadar tanırsan kendini, o kadar hayatına, hayatındaki yapıyı iyi çözersen, o hayatın kaynağını daha güzel anlarsın ve her cihetle, her cihette şirk ve iştirakı tart ve reddediyor. Eğer hayatını tanımadıkça mutlaka aleminde bir sürü şirk demeyeyim de, yani mesuliyeti iktiza eden şirk değil. Aleminde zanlara oturttuğumuz bir şirk. Allah'a oturtuyoruz bir alemimizde. Onun için ben şöyle diyorum, şey olmasın kimseye diye. Mesela birisine dua ederken veya yazı yazarken, seni Rabbime havale ettim. Rabbime şey yaptım diye Allah'ım diyor. Demek ki insan Allah'ı zanların içine hapsediyor. Ondan pek anlayamıyoruz Allah'ı zanlarımıza koyduğumuz için. Peki ne yapıyoruz sonra eylem itibariyle? Birisi bir şey anlatınca Allah'ı böyle enfüste olmaz. Niye olmaz? Kafasında bir Allah anlayışı var. Ondan dolayı. Bunların bağlantılarını bilmiyoruz. Birbirinden kopuk düşünüyoruz. İhtiyarla dünyamızı, bak çok ilginç, onun için baktım. İhtiyarla dünyamızı, İrade ile de ruhumuzu inşa etmeliyiz. Bu ikisini kopuk yaşarsan hayatın anlamsızlaşır. İhtiyarsız irade, iradesiz ihtiyar olursa ne olur biliyor musun? İhtiyardan çıkarsan 3. sait olursun. Dünyan biter. İradeyi bırakıp ihtiyarla yaşarsan maneviyatın biter. Peki abi, üstad cüz ihtiyarına vazgeçin. İşte onu diyorum. 3. sayt. Biz vazgeçmeyeceğiz ihtiyarımızdan öyle. O 1. sayt, 2. sayt, 3. sayt. Tamam, birinci. Hata yapmamış. Yok, hata değil. Zirve o. Hedef tabii de. Hmm. Şimdi mesela biz bunu taklit etmeye kalkarsak neye benziyor? Geçiyor ya, Mevlana'nın mesnevisinde geçiyor. Kurt aslanın taklidini yapmış da yaban eşeğini de tekme yemiş, uzanmış. O da onun gibi yapmış ama eşek bir çakmış. Ona fırıl fırıl dönmeye başlamış. Hedefimiz de olmalı. İrademizle ihtiyarımızla bedenimizi, dünyamızı tamir edeceğiz. Şer'i dairede, Allah'ın helal kıldığı dairede keyfimize kafi gelecek. Kafi geliyor. Meşru dairede keyfimize bakacağız, ihtiyarımıza. Meşru dairede keyfini, lezzetini eksik etme, yap. Meşru dairede. İhtiyarımızla bunu tanzim edeceğiz. İrademizle de ruhumuzu inşa edeceğiz. Yani şu anda şu ders ne yapıyor biliyor musun? İradeniz devrede değil. Metin. Şu anda iradeye fişini taktık şöyle prize. Şu anda iraden besleniyor. Tamam? Peki, çay sohbeti, yani dershaneye girdiniz çıkana kadar hep irade besleniyor. Fişe taktın, prize taktın böyle. Dışarıya çıktın, helal dairesinde kahve içtik beraber, gezdik. Veya ne bileyim, aile hayatınız var özel, ticaret var, çalışıyorsun vesaire. Bunlar hep ihtiyarı aktif ediyor. İlhamın yönlendirmesini de unutma. Yani ilhamlarla Allah kişileri yönlendirir. Adeta
Sandal gördünüz mü motor? Denizde gider motorları. Yani şöyledir. Oturuyor adam. Motor böyle gidiyor. Oturuyorsun. Şu adamın yanında böyle bir tane tahta geliyor. Yani düme. Biliyor musunuz onu? Dümeni böyle çevirirsen böyle gitmez. Sandal böyle gider. Dümen ya tahtadan böyle geliyor. Garip garip bakıyorsunuz da. Hiç görmediniz yani. Gördüm. Öyle mi? Şöyle görmedin değil mi sen? Yok. Ha Allah Allah. Ha ağrılıydın. İçten sandala binsek bak şimdi. Böyle sandalın dibinde Selahattin abi böyle bir tane şey var. Kıblesi diyelim. Yani motoru yönlendiren dümen. O dümen çıkıyor, kol böyle geliyor. Şimdi böyle yaparsan sandal böyle gider. Böyle yaparsan böyle gider. Şimdi adam böyle tutar. Sen orada oturuyorsun. Seni yolcu taşıyor. Sandalı böyle yapar. Bu ben buna, bu taht şeye, dümene ilham diyorum. Allah, şuraya bağlı ya. Allah ilhamla seni yönlendiriyor. Sen de zannediyorsun ki Allah Allah gemi kendi başına hareket ediyor. Oysa basit bir hareket tak tak. Yani bu dümenden haberi olmayan dümende kalır. Dümende Allah'ın ilhamı. Abi bilmiyorum şimdi şeyle ilgili değil mi? Bazı kardeşler de ilham diye şey yapıyor ama mesela şeytan onlara. Tabii. Nasıl onu ayırt edeceğiz? Aynen. Meşru dairede ustad diyor ki bu hakikatları diyor mizanı şeriatla tartın. Yani şey de geçiyor. 13. lemanın sonunda Kur'an'ın mizanları ile sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tart. Daima Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi rehber yap. Bak ne güzel ölç. O zaman anlarsın. Tabii. Kur'an'ın mizanları ile sünnet-i seniyenin terazileriyle amal, fiil ve hatıratını, düşüncelerini tart. Daima Kur'an'ı ve sünneti rehber. Abi ben Kur'an'ı nereden rehber yapacağım ya? Ben sünnet-i seniyeyi nereden bileceğim? Doğru. Çalışıyorum. Kur'an'ı ben Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle ben ne anlarım? Ha, anlamıyorsan o zaman buna ittiba edeceğiz. Ama Kastamonu ve Emirdar layıkasını okuyacaksın. Hatıratını da mektubat, lemalar, sözler, şualar okuyacaksın. Asıl imamına tabi olacaksın. Veya sen git Kur'an'ı ve sünneti şey yap. Vehhabiler yapmış %90 psikolojik rahatsız, %10'u da intihar ediyor. Bak Alman'ı gördünüz Beremen'de. Var olmak, keşke Murat da burada olsa. Var olmak yok olmaya nispeten avantaj değil mi? Var olmak yok olmaya nispeten. Var olmak yok olmaya nispeten avantaj değil mi? Üzerinde sayamayacağımız kadar nimetler var. Olmayanlara göre avantajlı değil misin? Mesela sana şimdi çok nimetler verilebilirdi. Olabilir, yok. Şu anda var olan nimetler seni otomatik olarak avantajlı durumuna getiriyor. Onlar yok ki. Eğer yok olanları esas alırsan var olanlar yok olur ve ortada kalırız. Buhran geçiririz. O zaman senin vazifen var olanlara kanaat edip şükretmektir. Çünkü var olanlar yokluktan çıktı ve sana yöneldi. Varlık vücuduna çıktı. Bir de okuyayım. Var olmak yok olmaya nispeten avantaj değil mi? Avantaj. Üzerinde sayamayacağımız kadar nimetler var bizde. Göz, kulak, irade, ihtiyar, sevmek, nefret edebilmek, tuvalete gidebilmek. Bir tanesi ne dedim de böyle çene eğdi. Kendisi söylüyor bana. Bir derste dedim ki, Allah'ın en büyük nimetlerinden bir tanesi çokça unuttuğumuz fazla, hatta hiç hatırlamadığımız nimet var. Otobüstesiniz, uçak bir yerdesiniz, çok fena sıkıştınız yolda. Tuvalet, patlıyorsunuz. O tuvalete gittiğiniz zaman, o anda tuvaletteyken
Adam bir tanesi dedi ki, hani böyle şey yaptı. Derste ne konuşuyor? Demiş, kendisi söylüyor. Sonra başına gelmiş, ta hep gece devamlı düşünüyor arabada. Ya ben nerede tuvalet olan Hasan kardeş onu söyledi ya. Olan Hasan kardeş onu söyledi. Sonra geldi beni buldu. Sarıldı. Yaşlıydı. Hasan kardeş affet beni ya. Ya. Yani sayamayacağım. Niçin söylüyorum? En kerih ve basit gördüğünüz nimet ne kadar büyük nimet. Tuvalet yapabilmeniz için Allah lazım. Sibopları açan odur. Rahatlatan odur. Her şeyin sahibi odur. Allah odur işte. Ayakkabınızın bağını bile Allah'tan isteyiniz diye hadis var. Olmayan, 26. lemada geçiyor da ondan söyleyeyim. Olmayanlara göre avantajlı değil miyiz? Pilot olabilirdim. Tamam ama insan. Bak gördün mü ne koydum karşısına. Efendim. Doktor olabilirdim. Ama mutluyum ve şeyim, sağlıklıyım. Doktorluğu ne yapacağım şimdi? Sağlıklıyım. Efendim, 500 sene yaşayabilirdim. O Bursa'da var. Bursa'dan çıkarken solda çınar ağacı var. 970 sene yaşamış. Bugün kadınlara sordum. Dedim ki, Turizm Bakanlığı Bursa'daki ağacı korumaya almış. 900 plakası var. 900 küsür sene. Siz dünyaya odun gelip odun gitme adına 9 sene yaşamak mı isterdiniz? 9 saat insan mı? Bir tanesini görmedim. Biz odun yaşamak isterdik. Şöyle yapıyorlar ha. 9 saat insan mı? 900 sene odun mu? Evrende belli ölçü olması, miktara göre olması insanın sistemsizlikten kurtarmak içindir. Bak, evrende ölçü olması, ölçüyle yaratıyoruz diyor. Evrende miktara göre olması insanın sistemsizlikten kurtarmak içindir. Misal, yukarıdan bırakılan her şey aşağıya düşer. Sistemi işliyor. Öyle değil mi? Yukarıdan bırakılan her şey aşağı iniyor. Böyle bir sistem çalışıyor. Tamam. O zaman sen düşünceni ve fiillerini de bu yasaya göre kurman lazım. Böyle değil de atılan şey havaya kalkıyor. Bazen sağa gidiyor. Bazen sola vesaire şeklinde her defasında yukarıdan bırakılan farklı görünüm yapsaydı, insan hangisine uyacaktı? İnsan kaos yaşamaz mıydı? Mesela, bakın kalemi bıraktım, her zaman böyle düşer. Diyelim ki böyle bıraktım, böyle düştü. Başka bir gün bıraktım, böyle düştü. Başka bir gün bıraktım, böyle gitti. Böyle gitti, böyle gitti. Peki bunun nereye düşeceği belli değildi. O zaman bu düş dünyamızdaki belirsizlik bizi belirsizlik yapardı. Kainattaki belirlilik bizi sisteme uymayı, belirli bir yasanın işlediğini, bir yere geldiğini, evet, geldiğinden hariç bir yasanın işlediğini, sistemde nizam olduğunu, o zaman insanın mutluluğu, sistemleşmek, yani yasaya uymak, kayde ve kurala bağımlı olmakla mümkün. Her gün ayrı bir hava vuran, her gün ayrı bir şey yapan, her gün ayrı bir şey düşünen, her gün bir çırak düşünün, otokaporta, ertesi gün otoelektrik, ötekisi gün motor tamirci, ötekisi efendim torna, ötekisi mermerci, ötekisi usta çıraklığı yapsa, bu çocuk usta olamaz. Her gün bir üniversite değiştirme talebe, bugün işletmeye gitti, yarın kimyaya gitti, öbürsü gün edebiyata gitti, matematiğe gitti. Bu hiçbir diploma alamaz. Hepsi daha. Derler ya abi, ben her işi yaparım diye. Hiçbir şey olduğu için. Kader kainata yüklenen ölçü ve sistemin bütünlüğünün işlevinin yazılımıdır bu noktada.
okuyayım. Kader, bu kadar izahtan sonra. Kader, kainata yüklenen ölçü ve kainatın sistem bütünlüğünün işlevinin yazılımıdır. Sen Windows'un temel yazılımı içinde yazılımlar ve işlevlerin olmalı. Sen Windows'u nazara almadan keyfine göre bilgisayardan istekler yapamazsın. Bunu görüp de hiç kimse Windows'un sahibine diyemez ki sen ne yapıyorsun? Ben bu bilgisayarda istediğimi yapamayacak mıyım diyemez. Mesela bilgisayarımızdaki yazılım nereye bağlı? Windows değil mi? Veya Linux yazılım. Peki bilgisayardaki senin hürriyetin ne kadardır? Windows'un yazılımın sana çizmiş olduğu çapı kadar. Hiç kimse çıkıp da ya adama bak ya, Windows'a bak ya. Kayıtlamış durduğu ya. Ben buradan başka şey yapmak istiyordum. Başka şey yapmak istiyorum. Yani Windows'un sana sunmadığı bir şeyi sen yapamazsın. O zaman senin bilgisayar hürriyetin onun sana çizmiş olduğu saha kadardır. O sahanın içerisinde ne kadar imkanlar var? Tercihler? Onların içindeki tercihindir. Bir de söylüyorum. Windows yazılımı içerisinde bir sürü tercihler var. Bu Windows sana sunduğu tercihlerdir. Bu tercihler içerisindeki tercihin senin tercihindir, kaderindir. Sen yapıyorsun bunu. Ama kainatın bir işletim sistemin dışında değil. Hani futbol misali vermiştik 5-6 sene önce de. Onu da kullanayım. Mesela bir futbol seyrediyorsunuz. 5-6 sene demiştim. Futbol seyrediyor. Çünkü Zeytinburnu'nda ya binamız. Oradan hatırıma gelmişti. Yani o stadyumu siz kurmadınız. Seyircileri siz oturtmadınız. Top oynanan çizgiyi siz belirlemediniz. Ne diyorlar? İFFA mı? UEFA. Bir şey diyorlar. FIFA. Yani uluslararası bir ebattadır. Değil mi? Sistemidir. Yani orada futbolcusunuz. Sen o sahada sana sunulan tercihler var. İşte buradan çıkarsan taç olur. Buradan böyle yaparsan penaltı olur. Bir de hiç kimse olmadığı zaman gidince ne oluyor diyorlar ona? Offside. Ha. Oluyor. Yani sen gidip o sistem içinde sistemin var. Tercihin var. Sen diyebilir misin ki ya bu kural ne demek ya, ben istediğim gibi oynarım. Oynayabilir misin? Sen oyun dışı yaparlar. O zaman o kural içinde kuralın olmalı. Kural içinde kural geliştirmelisin. O kuralın dışında kural olmaz. O zaman oynamayacaksın. Bilgisayardan misal veriyorum sonra kainattan. Bilgisayar aynı misali gibi yazılımı var. Bunun sana sunduğu tercihler var. Bu tercihlerden tercih etme hürriyetine sahipsin. Bu kainatın sistemi, yazılımı var. Sen bu yazılımı içinde, sistem içinde tercihlerin olacak. Yani güneşi kafana göre ya dursun ya, biraz hoşuma gitti kalsın. Veya bugün uykuma çok düşkünüm, güneş doğmasın. Ya işim bitmesin, bitmedi, güneş dursun. Yani güneşin doğuşunu, batışını, yağmurun, dünyanın dönüşü veya ben kendimi iyi hissediyorum ya, biraz da yaşayayım dünyada. Kendimi çok kötü hissediyorum, gitmek istiyorum ahirete. Böyle bir şansın da yok. Ha? O zaman kader nedir? Kainatın yazılımı içerisindeki tercihlerindir. Okuyayım. Bir de okuyayım isterseniz bu izahtan sonra. Sen Windows temel yazılımı içinde, ha yukarıdan alayım, çok önemli bu. Yok neyse, uzun olur o. Yani kainatta bir sistem işliyor dedik, bırakınca böyle düşmesi nimettir. Hep böyle düşüyor. Ya böyle düşse, bir günde böyle düşse, bir gün böyle gitti. O zaman ben nereye göre ne yapacağım? İnsan sistemi bozulur.
Ha, kainatta bir sistem varsa bana diyor ki kainat, ben sana sistemi öğretiyorum, sistemini tanı, yazılım işletim sistemini bul. Ha, bu bilgisayarda nasıl ki yazılım içindeki tercihler sana sunulmuş, bilgisayarda Word yazabilirsin, film seyredebilirsin. Ama filmi böyle yaparsın. Ama şöyle yapamazsın. Ha, nasıl ki senin bilgisayardaki hürriyetin benim çizmiş olduğum sahadır ama bir tanesi çıkıp da Windows'a kafa tutamıyor. Hatırım ya ne biçim adamsın be. Hiçbir şey yapmadın. Yok gayet kanaat ediyorsun. O zaman da Windows'un yazılımcısına itiraz etmiyorsan kainatın yazılımına Allah'a itiraz etmeyeceksin. Veya oyun dışında kalacaksın. Veya kullanma kardeşim bilgisayarı. Veya futbol oynama. O zaman o Windows nasıl ki yazılımdır, CD ile bilgisayarına yazılımı yüklüyorsun, kabul ediyorsun. CD'yi taktığın zaman diyorsun ki, Windows yüklüyorsun ya, diyorsun ki ben bu sistem içinde kalacağım. Aynen bunun gibi ruha bir yazılım sistemi geliyor. Tamam mı? İnsanım veya hayvanım. CD'sini takıyorsun. Yani o sistem içinde tercihlerin olacak. Hayvansan ahırda olacaksın. Araba istemeyeceksin. Ha? Elbise mağazalarına gitmeyeceksin. Ha 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 lukur lukur yok. Gülen ben sığır görmedim. Böyle var mı? Böyle bir sığır yok. O zaman gülmeyeceksin. Ha şimdi diyor ki, sıkmıyorum değil mi sizi? Sen Windows'un temel yazılımı içinde yazılımlar ve işlevlerin olmalı. Sen o Windows'un içinde Word'da yazılım yapabilirsin. Windows'un sana sunduğu sistem içinde yeniden yazılım yapıyorlar ya. Yani bilgisayar yazılımcıları var, program yazanlar, site yazanlar. Ha sen Windows'un bilgisayarın sana sunduğu imkan kadar yapabilirsin. Sen Windows'u nazara almadan keyfine göre bilgisayardan istekler yapamazsın. Bunu görüp de bunu gördükten sonra sen bilgisayarı hiç kimse Windows'un sahibine diyemez ki sen ne yapıyorsun? Ben bu bilgisayarda istediğimi yapamaz mıyım diyemezsin. Sen benim mutlak hürriyetimi kısıyorsun diyemez. Ey Windows sen ne yapıyorsun ya? Benim mutlak hürriyetimi kaldırıyorsun ya. Ha, Windows bütün insanları nazara alarak yazılım yaptı. Herkes her istediğini yapabilecek seviyede olsa hiçbir bilgisayar çalışmaz. Sokakta herkes her istediğini yapmaya kalkarsa dünyada yaşantı olmaz. Geldim eve. Vallahi bu evin nasıl havaya uçtuğunu görmedim. Dinamit koyup uçuracağım. Arabanı yakacağım. Niye yakıyorsun? Vallahi Mercedes'in hiç yandığını görmedim. Senin arabanla mı geldin sen? Arabanı şimdi birisi yakmaya kalksa der misin? Ne yapıyorsun kardeşim? Ben hür değil miyim kardeşim? Ne demek hür? Ben istediğimi yaparım. Şu anda isteğim şu. Arabanın yanmasını görmek lazım. Aferin ha doğru mutlak hürriyetsin. Hür sahibisin. O hürriyet iddia edenler, mutlak hürriyet iddia edenler acaba arabasının yanmasını evine birisi zile bastı. Karına sahiplenmeyi. Ne mutlak hürriyet sahibim ya? Allah Allah ne demek yani bu? Anasına zarar vermeyi kabul eder mi acaba mutlak hürriyet isteyene? Çünkü bir mutlak hürriyet ya. Ne demek mutlak? Her istediğimi yapmayla yetkiliyim. Yetkili servisim ben ya. Peki şöyle bir dünyada yaşamak ister miydiniz? Herkesin her şeyi yapma hürriyeti olduğu bir dünyada yaşamak ister misiniz? Herkesin her şeyi yapma hürriyeti olduğu bir yerde. Hiçbir sistemin kuralın işlemediği bir yerde yaşamak ister misin? Kimse istemez abi. Yamyamların bile bir kuralı var. Öleni iş yapmazlar. Böyle israf etmezler, yiyorlar ya. Bak bir kuralı var diyor usta. Sen o yazılımın sana sunduğu tercihler içinde tercih yapabilirsin. Tercihinle sistem dışı kalamazsın. Evet, tercih içindeki tercihlerin. Bir futbol oradaki kural içinde kuralın olabilir. Sen yedi kural üretemezsin oynarken. Herkes üretir ne olur o top sahası. Tercihinle yani
kendim egoist insanların sorusu zaten. Mesela futbolcu derse ki ben istediğim kuralı koyarım. E siz bunlar da koyar. O zaman topun dışında, sahanın dışında olur. Yani biz nerede barışacağız ki? Adam dese ki her bir futbolcu 11 tane burada 11 tane. Herkes kendi kafasına göre oynuyor. Kendi sistem koymuş. Öyle vurmak gol olmuyor. Bu da diyor ki sahanın çizgin dışına çıktın. Yok bir şey olmaz diyor. Sağa baksana geniş diyor yeşil. Ötekisi de kafanı kırdım, ayağını kırdım, ayağını koparttım. Bir şey değil canım ürettir ya. Ne olur yani? Olur mu? Adam tam topa gidiyor, çak bir tane çaktın. Ne? Olmaz, böyle geçilmezdi. Niye? Benim kuralım bu. Böyle bir şey olur mu ya böyle? Bana yanmak. Ha kadersizlik bu demek yani. Kader sistem içindeki sistemin tercih içindeki tercihlerindir. Çünkü niye? Bir bütünlük içindeki hareketi ancak bu sağlar. Tercihinle sistem dışı kalamazsın. Yani ben topu dışarıda da oynarım. Sistemin dışında kalacağım. Ne tercih edersen et ama sistemin içinde oluyor. Onun dışına çıkamıyorsun. Hiç kimsenin hatırına da Windows'a sitem edeyim niye benim mutlak hürriyetim gibi yapmadın demeye hatırına getirmemiştir. Ya şu Windows'a bak ya. Herkesin her istediğini yerine getireceği bir sistem yapsa diye niye hatırımıza gelmiyor? Olmaz da ondan. Herkese ayrı ilaç yapmak. Ona fabrika mı kuracağız? O zaman 7 milyar yazılım yazması lazım. 7 milyar insan var. Hem mümkün olmaz. Niye? Çünkü insanın istekleri sonsuzdur. İnsanların her istediğimi yapacak bir bilgi yazılım yap. 7 milyar sistem yazılması lazım. Gene olmaz. Niye? İnsanın istekleri sonsuzdur. Bugünkü istediğini yarın istemiyor. Bir de o yazılımı yapacak da adamdır. O da sana mahkum mudur? O da yapmıyorum diyor. Windows'u da yazan bir adamdır o da. Senin sahip olduğun ve olmak istediğin hürriyet ona, onda da var. Kim yazacak sana? Bu kainattaki işlev sistem kim yazdı? İnsan dışı birisi olması lazım. Çünkü niye? İnsanı en iyi bilmesi lazım ve insanlığa mahkum olmaması lazım ki adil olsun. Hiç kimse bu kainat sistemini kurmadı kendisi. Güneşin doğumunu, doğmasıyla batmasını insanoğlu mu hesapladı? Bu dünyaya gelişini sen mi hesapladın? Yok. Anne babanın kim olacağını sen mi tercih ettin? Hiç kimse gelmiyor. Ben mutlak kur olacağım. Tamam. Ben bu anne babadan gelmek istemiyordum. Hadi tercih et. Nasıl yapacaksın? Bunu düşünemiyorum ki tersini. Olmuyor. Hani var ya kendi kendime oldum diyor. Ona ne dediğini biliyor musun ya? Kendi kendine oldu. Olmayan ben, olmayan beni yapmışım. O zaman yapılan da ben, yapan da ben. Ben beni yaptım. Olmayan ben, olmayan beni nasıl yapar? İşte kendi kendini yaptı. Kendi kendini oldu. Kendi kendine. Kendisi, olmaya kendisi, kendisini yaptı. Ya manyak mısınız? Hiç mi düşünmüyorsun ya bu? Hiç mi edebiyatta gramer okumadın? Hiçbir şey bilmiyorum. Ki ne demek bu? Hecelesene. Kendim kendimi. Olmayan ben, beni yapmışım. Acayip bir şey ya. Peki desene ya ben bu kurala sistemim o zaman ana babanı sen tercih et. Hani var ya bir manyakların sorduğu gibi. Hocam diyor Allah diyor beni yaratmadan önce bana niye sormadı? Ne yapmadan önce? Seni yaratmadan önce. Seni yaratılmadan önce nerene soracaktı? Yoktu ki. Nerene soracaktı? Bak diyoruz ki ben yok iken beni yaratmadan önce ki ben yoktum. Bana niye sormadı? Ulan yaratılmadan önce ben var mıydı ki? Ne soracak? Kime soracak? Peki. Ters. Hadi kabul ettim bu mantıksız mantığını. Şimdi soruyorum. Gelmen kötü mü oldu? Baklava yemen, eşin, aşın, işin, çocuğun olması, gülüp eğlenmen. Bunlar kötü mü oldu bunları tatman? Çok kötü oldu. Hiç razı değilim. Tamam. Gitmek çok kolay. Gelmek zor. Onuncu, üçüncü kattan, beşinci kattan balıklama betona atlarsan hemen gidersin. En ufak tırnağını arınca neye doktora gidiyorsun?
Ha demek yaşamayı seviyorsun. Ha demek onaylıyorsun geldiğini. Yani bu yazılımı sana yapacak da bir adam. Windows'ta adam. Herkesin her isteğini yerine getirebilecek bir yazılımı adam nasıl yapacak? Çünkü insanın istekleri sonsuz. Bunu yapacak adam da insan, onun da istekleri var. Bu onun için kuramazsınız. Bu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Bu kainatın işletim sistemini yapan bu kainattan öncedir ve kainata benzemez. Çünkü insanın istekleri sonsuz. Sonsuza cevap verecek sonsuz zat olabilir. Kainat da sonludur. İnsanın istekleri sonsuzdur. Kainat ve şecere hilkat insanın nihayetsiz isteklerine cevap veremez. Cennet bile veremez. Cennet insanın isteklerine cevap veremez. Cennet. Mesela Allah istiyoruz. Cennet nasıl cevap verecek? Cennet elma istiyoruz, verdi cevap. Huri istiyoruz, verdi cevap. Araba istiyoruz, verdi cevap. Allah istiyoruz, Allah istiyoruz. Nasıl verecek cevabı? Ondan sorunlar ve sorularımız çıkıyor. Sorunlar ve sorularımız buradan çıkıyor. Yani bunu idrak edememekten geliyor. Yani sonsuzluk sistemi içindeki yapımızın sonlu bir sistem içinde bulunuşundan sorularımız içimize dayalı, batımızdan kaynaklandığı için sorularımızın cevabı çoğusu bu kainatta karşılığı yok. Yani mesela beka istiyoruz, bir istektir. Kainatta cevabı yok. Yani şu kainat derken bu varlıkta yok. Ancak darul ahiret. İşte sorunlar buradan çıkıyor. Yani o zaman isteklerini ve arzularını ötelemeyi ve ertelemeyi bilmen lazım. Diyeceksin ki bu isteğim dünyada yok. Bir anda her yerde olmak istiyorum. İstek bu. Yazılımı verdik, bu kainat sistemine verdik. Var mı cevabı? Windows cevap vermiyor. Lazım sorduğu gibi ne var ne yok. Bilgisayar sormuş. Bilgisayar durmuş. Ne var? Dünyada ne var? Sayılır mı? Neler yok? Uhu. Tamam. İşte o zaman sistem alt üst olur. Bir daha söylüyorum. İsteklerimizi, emellerimizi, efkarımızı ki sistem şöyle çalışıyor. Allah insana bir cevher yarattı diyor. 29. söz, 5. medar. Allah bir cevher-i ruh yarattı. Merkez, soğanın cücüğünde dur. Dışarıya çıkacağım şimdi. Bak şuraya. Cevher-i ruh yarattı. Sonra ruhu yarattı, mahluk. Sonra istidatları koydu. Sonra dışarıya kabiliyet olarak gözüktü. Sonra meyiller çıktı. Sonra emeller çıktı. Sonra tasavvurat ve efkar çıktı. Sonra hissiyat çıktı. Sonra duygular çıktı. Sonra ceset. Ana kroki bu. Görüyor musun? Dibi var mı? Efendim abi. Abi senin dersen bir not almışım ben buraya. Allah'ın şu kainatı takip ettiği bir sistem var. Biz o sistemi değiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Diyor. Allah'ın bu kurmuş olduğu bir yazılım var. Bu yazılım buna uyarsa, güzel çalışırken devam edeceksin. Allah'ın koymuş olduğu bu sistemi bu sistemle değiştirmeye çalışınca onun için bütün sorunlar oradan çıkıyor. Evet. Bütün sıkıntı buradan çıkıyor. İhlas yazmışım. İhlas o sistemde o istediği işi gibi yaşamak, onun rızası oradadır. Yani bu sistemi o sisteme uygun yaşamak ihlastır ve huzurdur. Öyle mi demiş? O ihlas o sistemi o sistemde o istediği gibi yaşamak. Her şey. Karşımak o ihlas oluyor işte. Evet. Rızasını şey yaparsın. Rızası demek adetullah'a koyduğu sistemdir. Yani bu sistemle bu sistemi bozmak değil, bu sistemle sistem içinde tercihler yapmalıyız. Mevcuttaki, mesela diyelim ki
top oynayan dese ki vallahi balon gibi bir top olsun, bu top olmasın, olmaz, tercih yapamazsın. FIFA böyle bir kural koymamış. Ya bu yeşile çıktı, beyaz çizgiden çıktı, avut olmasın, avut mu diyorlar? Avut olmasın, herkes bu büyük sahada oynayın, olmaz. Bir kural var. İşte sorun kavga statta ondan çıkıyor. Hakkına kanaat etmiyor. O zaman senin bu sistemin, yazılımın bu sistemin dışına çıkarsa huzursuz olursun. Bu, o zaman ne yapacağız? Bu sistem diyor ki beka istiyorum. Her isteğim yerine gelsin. Dünyada cennet hayatı isteyeyim. Veya inandığım bir şeyin eylem olarak yaşamayayım. Mesela diyelim ki Allah ve ahirete inanıyor ama ona ait adım atmıyor. Yani itikat tamam, amel zıt. O zaman ters oluyor çamaşır tak. Yani çamaşır sıkıyorsun ya. Çamaşır sıkar gibi, çamaşır böyle sıkınca su akıyor da. Yani böyle bir şey itikat ettiğine uygun adım atmıyorsun. O işte 15 günde bir ondan deniliyor. Veya bir denilmesinin bir hikmeti diyelim. Güzel bir şey not almışsın. Teşekkür ediyorum. Güzel. Ondan sorunlar ve sorularımız çıkıyor. Yani sorunlar ve sorularımız insan kendisini ve kainatı tanımlayamadığından. Yani insan kainattan evveldir. İnsan daha, kainattan daha kapsamlıdır İbrahim. Bu çok önemli. Canım benim bak. Şualar 218. İnsan hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın başıdır. Şöyle misal vereyim de ondan sonra, çünkü bu çok önemli. Toprak, çekirdek, ağaç, son meyve. Meyve hepsini cem etmiş. Ama meyvenin içinde bir çekirdek var. Kök, ağacın başındaki çekirdeğin aynısı. Ne aynısı, ne gayrısı. İşte bu çekirdek Nur-u Muhammedi. Bu ağaç şeceri hilkat. Arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş, kürs, cennet, cehennem. Tamam mı? Bu meyve, hulasa beşeriyetimiz. İnsanlığımız, ruhumuz. Ama o meyvenin içindeki çekirdek enemiz. İşte bu enemize parmak koyuyorum. Bu Nur Muhammed'i. İşte bu, bunun ne aynısı ne gayrısı bu. Tamam. İşte bu cihetle, bu çekirdek itibariyle sen ağaçtan öncesin. Ha, ne getirecek bu bilgi sana? O zaman değil dünya hayatı, değil cennet hayatı, değil lef-i mahfuz, değil arş-ı azam seni memnun edemez. Çünkü ağacın hiçbir şeyi seni memnun edemez. Meyvenin içinde bir çekirdek var ki ağacın başındasın. Senin hakikat-ı Muhammediye, bu hakikat-ı Muhammediye deniliyor. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle sen kainatın çekirdeği aslisisin. Yani senin bir hakikatin var ki kainattan öncesin. Ne yaparsana kainatla memnun olamazsın. Bana seni gerek, seni dettiriyor. İsteyene ver cenneti. İsteyene ver lef-i mahfusu. Öyle diyor 16. sözde diyor ki lemada. Lef-i ezeliyeye, lef-i mahfuzaya nadiren insanlar giriyor. Lef-i mahfuza insan giriyor. Geylan için söylüyor. Miraç yapanlar arş-ı azama giriyor. Ama oraları da geçiyorlar. Yani Cebrail'in adım atamadığı yerde. Kab-ı Kavseni geçiyor. Ondan sonra fena-i mutlaka mazhar oluyor. Allah'ın kelamına Allah'ın kelamına ve rüyetine mazhar oluyorlar. İlk önce kelam. Ondan sonra ancak bitiyor. Yani dibi yok insanın ya. Murat'ın bir sorusunu getireyim şimdi gündeme. Çok güzel bir soru sorduğun için istedim ya Murat olsa. Biz daha deşik açıyor. Abi diyor Allah sonsuz değil mi? Evet. Kudret her şeyi, her şey sonsuz değil mi? Evet. İnsandan daha garip yapamaz mıydı ya? Daha acayip bir şey yapsaydı. Dedi Murat bu sorunun altında şu var. İnsan belirli yerde bitti. Aa bitti. Bundan sonra bir oraya bir köprü yapamaz mı? İnsanın istidadı ve ruhunun dibi yok ki sonsuzdur. Sonu yok ki sondan sonra bak geldim. Aa buralarda da yer var. Keşke orayı da biz gelseydim. Yani insanın bir yere nihayet verirsen diyebilirsin ki
Bundan sonrasını da içine alacak bir yapı olsa, insanın bir ucundan çıkıyorsun, atomundan, öteki tarafından esma çıkıyor. Buz, giriyorsun, esma çıkıyor. Buz, su, H2O, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, Nur Muhammed'i, Esma-i Hüsna, sıfat, aynı yer. Yani bir yerde kesilmiyor ki, ondan sonrası daha güzel olsun diyesin. Dibi yok, vay be. İnsanın dibi yok yani. Kainat ve şeceri hilkat insanın nihayetsiz isteklerine cevap veremez. Abi peki kusura bakma. Estağfurullah. Peki öbür mahlukatta bu var mı? Sonu var mı? Mahlukatın... Mesela cinler olsun. Cinlerin olsun, şeyi var. Sonsuz, evet yapıları sonsuz. Ama istek ve istekleri... O sistemdeki yapıları nakız. Mesela cinlerin de bir iradesi var. Çünkü onlar da teklif var. Bazıları şeytan mıdır cin? Değil. Şeytanın Müslümanı yoktur. Cinlerin var. Ama bunların yapısı çok basit. Yani mesela bilgisayar kapasitesi i5 diyelim. i3, i1, i7 ile çalışan bilgisayar da var. Yani bazı bilgisayar CD bile açmaz. Eski Macintosh'lar vardı. Biz külliyatı yazmıştık 90'da. Zeytinburnu kaynaklıdır külliyat internete düşmesi. İnternet dünyasına Zeytinburnu'dan. 2 sene vakıflar Macintosh almışlardı dershaneye. Ondan sonra 250 megabayttı bir bilgisayar. Ondan sonra basıyordun disket çıkıyordu, pat yüklüyordun 250 megabayt. Tamam megabayt. Gigabayt değil ha. İki tane bir şey anlatacağım da. Kapasitesi o kadardı. Kapasitesi o kadar. Yani daha ileri götüremiyordu. Şimdi bazı CD'ler, bilgisayar var. Sırf yazı yazıyorsun. CD çalmıyordu. Sonra CD çalmaya başladı. Bazı 3-4 tane işi bir anda yapmaya başladı. Şimdi süper bilgisayarlar var. Devletler istihbaratta kullanıyor ki piyasada kimse de pek yok. Yani cinlerin ve hayvanların kapasitesi de böyledir. Evet bilgisayardır ama yani hadsiz had. Hadsiz bir cevhere sahip ama şöyle diyeyim. Sen doktorluk istidadındasın ama doktorluk kabiliyetinde değilsin. İstidat var. Cevher itibariyle var ama eylem itibariyle yok. Onun için meleklerin, cinlerin, şeytanların da yaratılış esmasının dibi olmadığı için şeytan mudil esmasıyla yaratılmış. Yani buz gibi düşün şeytanı. Onun da dibi esmaya dayanıyor. Dibi yok yani. Ama onun üzerindeki yazılımı muayyen cinlerinde. Ama insanların isteği, insanların emeli. Mustat ne diyor bak diyor ki cevheri ruh tamam. Ruh. Sonra onun içine ne koymuş? Çık dışarıya istidat. Çık dışarıya kabiliyet. Çık dışarıya meyil. Çık dışarıya emel. Sözlerden söylüyorum. Emel. Çık dışarıya tasavvurat ve efkar. Yani bu sistem insanda en nihayetsiz. Evet bu da CD ama 1 GB alıyor. Ötekisi ise binlerce GB alıyor. Hem yazılıyor hem siliniyor hem de koyuyorsun çıkartıyorsun. Öyle eskide CD'ler yoktu yani. Şimdi mesela siliyorsun koyuyorsun siliyorsun koyuyorsun. Ama eskide öyle miydi? Yazdın yazdı bitti. O kadar ne yazdın? Onun için cinlere de CD'dir. Cinler de CD'dir ama yazıldığı kadardır. Silip başka yazılım yükleyemez. Ama adı CD. Onun için onlar şeytan, cin çok basittir. Ondan ben kendimi yırtıyorum ki. Ulan senden korkandan korkuyorsun ya. Bunlar o kadar basit yazılımları var ki o kadar acayip. Çocuk bile bilgisayar kullanırken onların sistemini çökertir. Yani şeytan ve cin bilgisayardaki manası virüs ya. Virüs. Antivirüs var. Tövbedir. İstiğfardır ve istihane. İki yer söylüyor usta. İki şey söylüyor. Bunların şeyine karşı. Siperiniz ve zırhınız. Öyle değil mi? Ya. Neymiş peki? Siperiniz ve şeyimiz? Sünnet-i Seniyye. Sünnet-i Seniyye ve Kur'an tezgahında dokunan takvadır. Takva, evet. Değil mi?
Peki, devam edeyim. Ve son bitiyor. Ondan sorunlar ve sorularımız çıkıyor. Bu nihayetsiz donanımlarla donatılmış insanın yapılandırılması, yani nihayetsiz cihazlar var. Her cihazın da nihayetsiz, hudutsuz yapısı var. İşte diyor ki, bu nihayetsiz donanımlarla donatılmış insanın yapılandırılması nihayetsiz sistemle mümkün. Yani böyle bir sistemi nasıl aktif edeceksin, yazılımını yapacaksın? Nasıl cevap vereceksin? Allah hakikaten acayip ya. Allah niye sonsuzdur? Sen sonsuz olduğun için diye cevap veriyoruz. Niye? Sendeki sonsuzluğu yapabilecek ancak sonsuzdur. O zaman sen şahit olduğun, tanık olduğun şeyle ben sana örnek veriyorum. Allah nihayetsizdir. Nereden biliyoruz? Senin istidat ve kabiliyetlerine, isteklerine nihayet yoktur. Bu nihayetsiz istek kabiliyetini sana veren ancak nihayetsiz olması lazım. Allah'ın mekanı ve şekli tipi yoktur. Nereden biliyoruz? Senin ruhunun mekanı, şekli tipi, karabiberi, hacmi, kütlesi yok. Bunu yapan usta da böyle diye. Devam ediyorum. Nihayeti olan, sınırları belli olan sistemde nihayetsiz donanıma sahip olan ruh ancak şekillenir, kuvveleri neşimama bulur. Ha, şimdi düşünün, ruh nihayetsiz, Allah'ın esması nihayetsiz. Çok önemli bak, topluyorum çünkü toplama şimdi. Allah'ın esması nihayetsiz, her esma nihayetsiz mertebesi var. İnsanın yapısı nihayetsiz, şekillenmesi lazım. Yani kabir inkişaf etmesi lazım. O zaman şekilsiz olan esma, şekilsiz ruh orada nasıl şekillenecek? Şekil getirilmesi lazım. Sonsuz sistem içinde, sonsuz sisteme sahip olan şu ruhunu inkişaf ettirmek için sonlu bir sistem gerekiyor. Kainat ve amel. Amellerimiz, ameller, eğilip kalkmalar, sonsuzluk ruhunu sonsuz esma üzerinde yapılandırıyor. Yani ölçüp biçiyor. Ona bir şekil veriyor. Şöyle diyeyim. Pervane var ya, bu Almanya'da çok. Elektrik için pervane var ya. Bak, dikkat edersen Murat, Metin, bir aşağıda, bir yukarıda. Bir aşağıda, bir yukarıda. Bir sağ, bir sol. Bak, yukarıda, sağda, altta, solda, üstte. Sağda, altta, solda, üstte. Yani üst, alt. Üst, alt. Üst, alt. Üst, alt. Dönüyor. Hiç kimse demez. Ulan manyak mıdırlar ya, bu ne yapıyor ya? Böyle pervane dönüyor. Ya bu aynı şeyi niye tekrar ediyor demez. Niye? Aynı şeyin tekrarı elektrik imal etmek içindir. Yoksa elektrik imal edilmez. Ama elektrik bu pervanenin dönmesiyle olur, ama elektrik pervane değil. Bak, pervane böyle dönüyor. O da mili döndürüyor. Burada da endü. Burada da elektrik yükleniyor. Elektrik de kabloyla gidiyor mu? Ha. Bu pervanenin dönmesi namazdır. Elektriğin yüklenmesi ruhta ceyran oluyor. Namaz hareketiyle ruhta elektrik üretiliyor. Bu kabloyla şehirdeki bütün cihazları çalıştırması kelamdır. Yani kelam, ben de sana bir şeyler anlatıyorum ya şimdi. O kelamın içerisinde dimağım var, kalbim var, ruhum var, fikirlerim var, meyillerim var. Ta kelamla kablodur. Kelam kablodur. Kendimi sana taşıyorum. Peki, pervane dönmesi namazdır. Bu elektrik imal edilmesi, tamam, içerisinde ruhtaki enerjidir. Bu enerjiden şehirde kaç tane cihaz çalıştırılıyor mesela bir amende, sen tahmin edebilir misin Metin? Yok, adedi yok. Ha, namaz faaliyetiyle ortaya çıkan ruhsal enerji, ruhun derinliklerinde bulunan istidat ve kabiliyet cihazlarını çalıştırıyor.
ayran cihazını, fotoğraf makinesini, kaynağı, celaskalı, elektrikle neler çalışıyorsa, işte ruhta namaz pervanesiyle aşağı yukarı namaz aşağı yukarı ile ruhta oluşan enerji, ruhun derinliklerinde bulunan istidat cihazlarını, kabiliyet cihazlarını, hepsi farklı cihazdır, elektrik besliyor ona. Onun için namazda aynı şey tekrar ediliyor, tavafta tekrar ediyor. Ama o enerji varıyor mu her tarafı hocam? Gücüne göre. Mesela diyelim ki pervane zayıf, şöyle dönüyor. Elektrik azdır. O zaman bu elektrik en yakındaki cihazı çalıştırır. Bir hemen binanın şey pervane altındaki evi ancak ışık verir, ısındırır. Ama yaparsa bir hemen Afrin'e kadar da gelir. Her cihazı çalıştırır. Yoksa pili bitmiş teyp gibi var ya, eskiden piller biterdi böyle. Değil mi? Aynı şeyi niye tekrar ediyorsun? Cihazları çalıştırmak için. Elektrik böyle imal edilir. Tamam. O zaman yaptığımız ibadetlerle şu anda biz bu kadarız diyemeyiz abi. Yok. Arkada ne cihazla çalışıyor? Namaz kılarken neler oluyor ruhunda? El cevap, pervane çalışarak elde edilen elektrikle şehirde neler oluyorsa. Burada da her şey oluyor arkada. Şimdi ben bunu nakledeceğim. İmal edilen elektriği ne yapıyor? Kablo. Kablo kelamdır. Allah ile bağdır zaten. Senin Selahattin abi, sana bir bağ atıyorum. Kelam. Yani bilgisayarda kopyala yapıştır. Hatta bilgisayara yazıcıya ne diyorlar? Duruka. Duruka. Mesela bilgisayarı Duruka'ya bağladınız. Bilgisayar. Ne diyorlar biliyor musun? Bilgisayarlı sana söylüyorum. Bilgisayar Duruka'yı gördü mü? Ona bilgisayar Duruka'yı niye görecek ki? Yani bağlantı oldu mu? Ama öyle demezler. Yani Türkçesi şöyle. Bilgisayar yazıcıyı görüyor mu? Bilgisayar bu bilgisayarı görüyor mu? Lan ne görmesi ya? Bunun adı görmez değil mi ki? Bunu onayladı mı ya? Bağlantı oldu mu? Aynı bunun gibi. Bilgisayar yazıcıyı nasıl görüyorsa senin ruhundaki elektrik de o cihazları öyle görüyor. Bağlantı kuruldu mu demek. O sistemden kendi sistemine bağ atabilmesi gibi. Evet. Çünkü geliyor ya abi, geliyor. Bir de bağlantı şeklini de soruyor sana. Nasıl istiyorsun? Kablolu mu kablosuz mu? Ya. Kablolu mu kablosuz mu? Mesela kablosuz bağlantı da var değil mi internet? Var. Ne yapıyor? VLAN'da. Aynı bilgi, bu kablolu gibi çalışmıyor mu? Aynı şey. Çalışıyor. İşte şu kablosuz çalışıyor seninle. Kablo nedir? Kitap okumak, düz kitap okumak. Kablo. Kafayı kaldırıp da anlatmak adeta kablosuz kendi yapısını sana şey yapıyor. Veya çoğaltırsınız ne bileyim. Devam ediyorum ve son şey olduğu için. Düşün ki her ne istiyorsak olan bir sistemde olsaydık. Böyle bir şey olsa. Düşün ki bu dünyada her istediğimiz oluyor. Böyle bir sistem nasıl olurdu? Herkesin her istediği oluyor. Sırf senin değil ama. Hatta bak ben denedim. Ben yatarken düşünüyorum bunu. Her isteğim olsa burada vallahi yaşamazdım. İstenmez. Hatta ne dedim biliyor musun? Şimdiye kadar ettiğim her dua kabul olsa ben çoktan kabirdeydim. İyi ki her isteğim olmamış. Her isteğin olsaydı şimdi burada olur muydun? Olmaz. Anladınız mı? Herkesin her istediği yerde bulunmak tamamen insanlığın yok olması demektir. Bir de şöyle. Ya Rabbi sana hamdolsun. Böyle dua etmeyesiniz ha. Ama ben örnek için söylüyorum. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun ki her istediğimi kabul etmedi. Ne güzel ya. O zaman de ki, Ya Rabbi ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma.
Ya Rabbi, beni bana bırakma. Ya Rabbi, aklımı, kalbimi ve fiilimi imtizaç ettir. Tek şey yap. Üçü ayrı hava vurmasın. Üçü ayrı bir şey telden çalmasın ya. Ne kadar hoş ya. Allah o kadar güzel ki ya, bu derslerden, tefekkürlerden sonra yatarken acaba dedim her isteğim olsa böyle bir dünyada yaşamak, yok vallahi yaşamazdım ya. Tuvaletimde gelecek acıkacağım daha. Acıkmayı kaldırdım, ona lezzet mi olur yemeğin? Yorgunluğu kaldırdım, yatağın lezzeti mi olur? Ya acayip ben sistemi mahvettim ya, hiçbir şartıma gelmez gibi bir şey istedim, hep uçuyorum ooo falan. O yürümenin lezzeti, beraber oturmanın, her şey kaybolur ya. Bunu düşünemiyorsun ki. Acayip bir şey ya. Abi belli bir zamandan sonra anlıyorsun istediklerini. Hani iyi ki olmamış. Ya, iyi ki olmamış. Ondan sonra mı? Birkaç sene mesela geçiyor. İyi ki de olmamış diyorsun böyle. Ya. Mesela adam fiyaskosu çıkmış geçenlerde arıyor. Ya abi diyor, İyi ki dedi, şey yapmadın diyor, bizi isteyen kızı isteyen işte adam sonradan çıktı şöyleydi. İyi ki olmadı, ben ne kadar karşı çıktım olmadı işte falan. Düşün ki her ne istiyorsak olan bir sistemde olsaydık. Muayyen olmayan ruhu nasıl muayyene baş edirip şekil verecektik? Yani böyle bir sistemde olsan muayyen olmayan bir ruhu, yani şekli yok, muayyen o. Tipi yok, hacmi yok, hiçbir şey yok. Yani hududu yok. Böyle bir ruhu nasıl şekillendirecektin? Neyini şekillendirecektin? O zaman ruhu şekillendiren, yani nihayetsiz olan, hacimsiz, kütlesiz, her şeyi sonsuz olanı şekillendirmek, bir şeye benzetmek ancak şekille, muayyenle, yani kural ve sistemle olur. Sistemle olur. Onun için dini cemaatlara girenlerin en büyük istekleri cemaatta sistem var. Kural işliyor. Kişilere göre işlemiyor. O sistemin içinde şekil alıyorsun. Ama doğru bir sistemde olman lazım. Doğru inşallah. Elektriğe kablo koymadan havaya mutlak yayılsa. Elektrik imal edildi pervane. Herkes çarpıldı abi. Havada. Herkese herkes gitti. Herkes kimse hani böyle olur. Senin isteklerin de kontrolsüz bir trafosuz, bir kutusuz, bataryasız havaya yayılan isteklerin benim isteğimi blok eder. Benim isteklerle çarpışır. Beni yok eder. Herkesin istekleri olması demek havaya yayılan elektrik demek. Bir şey soracaktım abi. Hazreti Ebubekir'in bir olay vardı. Evi et kokuyor diye bir sahabe geliyordu. Felaketi. Evet. Onlar gidip baktığında zikir çekiyordu galiba. Evet. O elektrik şeyini gibi mi? Evet öyle olsa. Aynen. Şimdi gidip şikayet ediyorlar fakirler. Ebubekir Sıdık Reda'nın evinde ciğer kokusu geliyor ya Resulallah. Biz açız, bize vermedi. Yani geçtik çağırmadı. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah Allah tahmin etmiyor tabii. Beşer ya, Cebrail de gelmedi, gitsin görsün. Yani beraber gittiler. Gitti, baktılar ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh tefekkürde. Ciğeri kokuyor ya. Ciğer kokuyormuş. Ciğer pişirmemiş, ciğeri yanıyor. Allah Resulü de ağladı ya. Yani suizan ne kadar kötü bir şey. Evinde ciğer pişiyor, bizi yedirmedi. Nerede? Tefekkürle ciğeri yanıyor, o koku nerede? Bunlar da adam da yani, ana doğurmuş bunları. Bizi de doğurmuş. Ya Rabbi, onların şefaatine mazhar eyle. Elektriğe kablo koymadan havaya mutlak yayılsa veya ses ve süre dalgaları bile mega hersleri var. Yani hatları ve hudutları olmasa nakledilebilir miydi? Son cümlemiz, sistemli, kurallı ve ölçülü hareket eden, kainat sisteminde bulunduğumuza
İnanmak insana güven veriyor. Yani kural şu. Bir insan düşün. Kurala uyuyor, ölçüye uyuyor, ona göre hareket ediyor. Bu şunu demek istiyor. Kuralların ve sistemin işlediği bir alemde yaşıyorum. Düşüncesini pompalıyor. Sisteme uymak. Sistem ve kural dışı yaşayan insan kendisinin sistemi olmadığından, kural olmadığından, kainatın da kuralı olmadığına inanır. Çünkü kendi ibadeti terk eden diyor, kainatın ibadetini görmez. Kendi kuralsız yaşayan, sistemsiz yaşayan, kainatın kuralını, sistemini görmez. O zaman kainatın kuralsız ve sistemsiz işlediğini zanneden insan kadar yetim, öksüz, kimsesiz, içsel çöküntü kimse olamaz. İçsel çöküntü buradan geliyor İbrahim. Mutlak olan ruh nefes alıyor. Yani kural işlemen, Allah sana kural koyması şunu söylüyor. Bak ben senin mutlak ve muhit olan ruhuna şekil vermek, muayyenleştirmek için kural koydum. O zaman bu kurala uyma ile ben kuralı görüyorum. Mesela öğleyi namaz kılıyor. Kuraldır. O zaman güneş tepededir. Namaz kılmayanın güneşin batışın son bir şeyinde fark etmez. Zamanın geçtiğini bilemez. İşte namaz kılan mekandan ve zamandan sıyrılır, zamana ve mekana hakim olur. Allahu Ekber ha öğleyim. Allahu Ekber ha ikindi. Ha zamanı fark eder. Yoksa mekanın ve zamanın içindeki o çalışma sistemi içinde kaybolur gider. Adam hiçbir şey anlamaz. Aa akşam oldu. Muayyen olmayan, her şey olabilen, bak, muayyen olmayan, her şey olabilen bir alemde insan kendini güvende hissedemezdi. Vay be, cümleye bak. Bir daha okuyayım. Muayyen olmayan insan, muayyen, yani insan bir cevherdir. Hiçbir şekli yok. Her şey olabilir. İnsan her şey olabilir. Ama sır bir şeydir. Her şey olamaz. Sır kedi olamaz. İnsan kedi de olabilir. İnsan domuz da olabilir ki yapmış Allah. Yılan da olabilir. Ağaç da olur. O ne demek ağaç? Ağaç köklerine beslenir. İnsan da uçkurluk ve midesiyle beslenir. Bir hayat nebat hayatıdır. Sırf yeme içmeyle olan, üremeyi de katarsa hayvan olur. O kadar. Bu kadar. Yani bir de üremenin dışında bir de namaz niyazı var. Davası yok. Kenar köşede oturuyor. Cin hayatıdır yani. Ruhani şey. Basit. İdealist değil ya. Tek tek yaşarlar hepsi. Ama bir cemaat, bir idealist, bir ilim, bir keşif olmak ruhsaldır. Ruh insana mahsustur. Bak, muayyen olmayan, her şey olabilen bir alemde insan kendini güvende hissedemezdi. Bu yokluk gibi, yani bu neye benzer? Yokluk gibi, dibi olmayan kuyu gibi insanı dehşete düşürürdü. Sen hiçbir ölçünün olmadığı, hiçbir yasanın, kuralın işlemediği, herkes her istediğini yaptığı bir yerde yaşamak ister miydi? Cümlem son bu. Yani bir de okuyorum. Sen hiçbir ölçünün olmadığı, hiçbir yasanın, hiçbir kuralın işlemediği, herkes her istediğini yaptığı bir yerde yaşamak ister miydi? Hayır. O zaman din olmalı. Din, hayatın hayatı bu. Dini getirmek, yani kurallar malzemesini getirmek, insanın ruhunu şekillendirmek içindir. Yani sisteme koymak içindir. Sistem demektir. Mutlak ve muayyen olmayan ruha muayyen getirmek, kendi ufkunu açmak ve hedefini göstermek, yani hayatın kıblesidir din. Hayatın hayatıdır din. Ruhun ruhudur din. Din kainatın işletim sistemi içindeki tercih edilen
kainat yazılım sistemi içindeki insana sunulan tercihler içerisindeki tercihler manzumesidir din. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.